Ahmet Ay, Dünya Savaşı ve Son Kale Türkiye İslami geleneğin dünya görüşünün evren algısının dayandığı vahdette kesret, kesrette vahdet mefkuresinin içi de dışı da doludur. Müslümanlar hem dünyalarının inşaını hem ahiretlerini bu mefkureye dayandırırlar. Bu inançtan esinlenerek Müslümanlar bir tek evi bütün insanların içinde yaşadığı kainat, kainatı da bütün insanların yaşadığı bir ev olarak kabul etmiştir. Böyle bir dini geleneği temsil eden Müslümanların içler acısı hali kendi özelimizdir. Biz bizi bu konuda çok eleştirdik, eleştirmeye devam da edeceğiz. Lakin biz Müslümanları savaşçı da değil, terörist figür olarak toplumlarına sunan Batılılar biliyorlar ki, Müslüman teröristlerin bin yılda bile işleyemedikleri cinayetleri bir yılda, evet, evet 365 günde kendileri barbarca işlemişlerdir hem de defalarca. Bunun için sadece 21. yüzyılın ikinci ya da 3. yılına bakmaları kafi. Şimdi de dünyayı yeni bir dünya savaşı çıkarmanın eşiğine getirmeye çalışanlar yine kendileri. Nedir amaçları? İlk olarak zaten uyuşuk olan kendi kamuoyuna Müslüman eşittir terörist algısını yerleştirmek sonra da bu algının gölgesinde yüzyıllık yeni planı gerçekleştirmek. Batılılar bütün bir İslam alemini yeniden karmak istiyor. Bundan da yeniden uluslar var etmek, yeniden haritalar çizmek, yeniden müttefiklikler oluşturmak. 22. yüzyıla yine İslam coğrafyasını kanlı bir tasarımla hizaya getirecek düzenlemeyi tabu günlerde dayatmak. Adamların asırlık planları 400 yıldır böyle işliyor. Lakin son kale Türkiye buna mani oluyor. Bu yüzden bütün öfkelerini son kaleye yöneltmişler. Batılı dost ve müttefiklerimiz. Son haftalarda dikkatinizi çekmiştir. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Başbakan Ahmet Davutoğlu son kale Türkiye'yi konuşuyorlar. Evet, Türkiye son kale. Türkiye'nin 2007'den sonra Japon politikacı ve yazar Shintaro Ishihara'nın ifadesiyle yes man Evet efendimci, yani efendi köle ilişkisine dayalı politikaları bıraktığı için saldırıya uğradığını gayet iyi biliyoruz. Türkiye NATO şemsiyesi altına sığmayacağını, sınırlarının resmi hukuki, teritorik sınırlarının çok ötesinde olduğunu söylediği için daha ağır saldırıya uğradığını da biliyoruz. Öyle kolay değildi. 80 yıl boyunca bir iki istisnai çıkış dışında hiçbir lider batıya biz bağımsız bir devletiz, kendi milletimizin menfaatleri var, jandarmanız olamayız, olmayız diyemedi. Başbakan olduğu dönemden beri Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye ülkesinin potansiyellerini, stratejik gücünü, yeni coğrafyasını, tarihini, kültür ve nüfusunu, ekonomisini, askerinin nüfusunu önüne koyup Türkiye bugünleri hak etmiyor dedi. İç politikada da, dış politikada da Sayın Erdoğan eleştirilebilir. Hatta eleştirilmeli çünkü bizim geleneğimizde bu tür eleştiriler emri bil maruf nehyanil münker olarak kabul görmüştür. Lakin kimi zaman bizim de yanlış yapıyor dediğimiz Sayın Erdoğan kahir ekseriyete haklı çıktı, özellikle dış saldırılar konusunda son derece haklıydı. Batı Erdoğan'ı neden vuruyor? Bakınız, Başbakanlığı döneminde Menderes, Amerika Başkanı Eisenhower'la görüşüp Ereğli Demirçelik tesisleri için ihtiyaç duyduğu 129 milyon dolarlık kredi sözü alır. Bu kredi Amerikan Kongresi'nde görüşülürken bir temsilci, ''Bana bir Türk iş adamı gelip Türkiye'ye bu parayı vermeyin, çarçur ederler. Ayrıca demirçelik imal edilirse Amerika'dan ithal düşer, bunu yapmayın.'' dedi diyerek heyetten paranın gönderilmemesini talep etmiş.'' Erdoğan, ülkesini bu bağlılıktan, bu utanılası bağımlılıktan ve bu kepazelikten kurtarmak istiyor, bunun için adeta savaşım veriyor. Üstüne üstlük dünya savaşı tehlikesinin dillendirildiği bir dönemde ve milletvekili olmayan abiler de mevzi eşmelerdeyken. Batı Erdoğan'ı vururken bizim ağır abiler de taarruza geçti. Saldırılar son kalenin kapısına dayandığı bir dönemde kaleden yedik açmaya çalışır gibi. Şükür ki Sayın Abdullah Gül de kendi gölgesinde yapılan bu atışlara el koydu. Ahmet Ay Milat